Her şey için sağ ol. İpek'ten haber alırsan beni de ararsın. Bir de Marmaris işi bende. Bulacağım o hastanede çalışan birilerini. Bırakmayacağım bu işin peşini. Tamam, sen gene de kafana göre hareket etme. Hadi görüşürüz. Eylül. Geri geldim. Ama niye geldiğimi, neyin değiştiğini bilmen gerek. Ne değişti? Hiç. Hiçbir şey. Ben yine hala aynı adamım. Hala sana çok aşığım. Bak, benim için bir şey değişmedi. Ben hala Asaf'ı seviyorum. Parmağında görebiliyorum. O zaman kes artık şunu. Ama o yüzük öbür ele geçene kadar hala baktım var. Eğer böyle düşünmeye devam edeceksen bir daha gelme. Tamam ya. Ben öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Hoş geldin. Aklıma ne geldi biliyor musun? Hani sen bana arabada maçosun demiştin ya. Şaka yaptım onu ben ya. Biliyorum şaka yaptığını da ben de şimdi şaka yapacağım. Yani eğer gerçekten ben maço bir adam olsaydım... ...az önce Mehmet arkadaşımızın kafasını gözünü patlatmam gerekiyordu değil mi? Saçmalama Ali. Aynı şeyi söyledim ben de kendime. Saçmalama Ali dedim, sen öyle bir adam mısın ya? Ah Eylül. Sinan Bey odasında hisseler için sabırsızlıkla bekliyor. Ben çocukları son bir kontrol edeceğim. Ondan sonra da orada buluşuruz, tamam mı? Böldüm galiba, kusura bakma da bir şey soracaktım ben. Bey gördün mü? Yok, ben de onu merak ediyorum. Hastaneye geleceğim dedi, gelmedi mi daha? Yok, burada değil. Allah Allah. Aradı beni, babamın dükkanındaydı. Hastaneye geliyorum dedi, kapattı. Tamam işte, oradadır o zaman. Yok ya, gittim baktım. Kapıyı, pencereyi de açık bırakıp çıkmış gitmiş. Bu saate kadar gelmemesi garip artık. Garip tabii yani. Hele ki İpek gibi hastanede yatıp kalkan birisi için uzun bir süre. Ya geliyorum dedi ya. Nereye kayboldu bu kız? Sakin ol İpek. Sakin ol. Nefes al. Nefes al. Burada ölmeyeceksin. Baba, sen bizi eve götür. Biz orada iyileşiriz. Sana da kimse bağırmaz. Baba, ben kardeşime bakarım. Kağıt falan toplamam, ona bakarım. Kağıt toplamak mı? O nereden çıktı? Sen öyle şeyler mi yapıyorsun? Baba, kızarsın diye söylemedim. Cebimde para var. Ama hastane parasına yeter mi bilmiyorum. Yeter mi ki? Aslan, aslan oğlum benim. Güzel yürekli oğlum benim. Bu para yetmez bize. Siz ne ara bu kadar büyüdünüz? Ne ara bunları düşünür oldunuz? Babacığım, biz bir aileyiz. Doğru söylüyorsun, biz bir aileyiz. O zaman ben size bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Şimdi... Bir gün ben yanınızda olmazsam eğer, ama bir gün birbirinize destek olacaksınız.
Birbirinizi koruyacaksınız, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Aslan oğullarım benim. Güzel çocuklarım benim. Bunları al. O uzun boylu doktor abi var ya. Bunları ona ver, tamam mı gelince? Baba, şey gelince sen versen. Yok, sen ver. Sen verince o anlayacak zaten. Tamam? Tamam. Şimdi oyun zamanı. Oyun mu? Tamam. Şimdi siz gözlerinizi kapayacaksınız. Birden ona kadar sayacaksınız. Ve gözlerinizi açtığınızda çok güzel bir haber alacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamam. Oğullarım. Beni affedin olur mu? Bunu sizin için yapıyorum. Bugün değil ama bir gün anlayacaksınız. Beni affedin. Ben size iyi bir baba olamadım. Ben sizden değil. Bu hayattan vazgeçiyorum. Adnan Bey. Yaklaşma sakın. Yaklaşma. Sakın yapmayın. Ben buna mecburum. Hayır, mecbur değilsiniz. Bakın, bu yaptığınız bir çözüm değil. İnin aşağı lütfen. Böyle olmaz. Bana hiç şans bırakmadılar. Şans mı? Bu mu sizin çocuklarınızın şansı? Sigortadan alacakları 3 kuruş para mı çocuklarınızın şansı? O sigortayı ödemesini ben de biliyordum. Önceden param, malım, mülküm, her şeyim vardı. Ama bitti. Anlıyor musun? Hepsi gitti, bitti. Benim çocuklarımın babadan daha çok paraya ihtiyaçları var. Paraya! Durun. Durun, yapmayın lütfen. Bakın, çocuklarınızın paraya değil, size ihtiyacı var, size. Her şey tamam. Ameliyat oluyor, tamam mı? Ameliyat masraflarını hastanemiz karşılayacak. Hadi inin artık şuradan aşağı da gidelim çocuklarınızın yanına. Bakın, ben onlara bir söz verdim. Bu güzel haberi birlikte kutlayacağız dedim. Hadi inin. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Evet, ameliyatta çözüm buldunuz ama akşam eve ekmek götürürken ona çözüm bulabilecek misiniz? Ben hiç iyi bir baba olamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlamıyor musun? Dur. Dayanacaksın. Dayanmak zorundasın, tamam mı? İyi bir baba olacaksın. İyi bir baba olmak zorundasın. Sen buradan atlayınca her şey düzelecek mi zannediyorsun ha? Çocukların kendini onların yüzünden öldürdüğünü düşünecekler. Onlara böyle büyük bırakmaya hakkın yok. Bak, benim babam yakın zamanda vefat etti. Bana öyle büyük bıraktı ki ben bu yaşımda o yükün altından kalkamıyorum. Tamam mı? Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Hiçbir şey yoluna girmiyor. Ne yapıyorum? Buraya çıkıp kendimi mi atıyorum? Hayır. Bak. Senin çocukların ufacık. Onlar bu yükü kaldıramazlar. Tamam mı? İn şuradan aşağı lütfen. Çocuklarımın önünde düştüğüm durum ne olacak? Ya sen onların babasısın, babası. Sen onların kahramanısın. Ne hale düşersen düş. Nereye düşersen düş. Düştüğün yerden kalkacaksın. Ama hayatta kalacaksın. Onların yanında kalacaksın. Destek olacaksın onlara. Akıl vereceksin. Çözüm bulacaksın. Tamam mı? Bazen de çözüm bulamayabilirsin. Olsun. Bulma. Ama onları böyle bir yükün altında bırakıp gitme. Onların dünyalarını başına yıkıp gitme. Buna hakkın yok. Hadi Adnan, in şuradan aşağı. Lütfen in artık. Tamam. Tamam Adnan Bey. Tamam. Her şey geçecek. Merak etme. Her şey düzelecek. Ciddiyim, bak sende var o kumaş. Can da yakarsın. Başlıyoruz o zaman, arıyorum. Tamam.
Ay, şimdi en güzel zamanı. Acaba ben de mi seninle gelsem Marmaris'e? Motorun arka koltuğu boş. Ya, aşk İtalyan görüntülü arıyor. Ay, görüyorsun değil mi Mehmet? Aşk nasıl bir şey? Yüzümü görmeden duramıyor şapşik. Acaba ne diyecek? Burada beni bayacağını aç da öğren. Alo aşkım. Aa, sen kimsin? Sen kimsin? Bıdık Alp nerede? Merhabalar Esma Hanım, iyi günler. Ben doktor İd. Nöroloji oğlum, nöroloji. Ben Alp Bey'in nöroloji doktoruyum. Kendisinin beyninde bir tümör var. İnanmıyorum ya doktor bey. Canım sevgilimin beyninde benden başka bir şey nasıl olabilir? Nasıl? Onun kalbinde de beyninde de bir tek bana kadar yer vardı oysa ki. Alif abi inanmıyor. Sen devam et, devam et. Maalesef öyle Esma Hanım. Ama tekrar ediyorum ki kendisinin beyninde bir tümör var. Tümör mü? Evet ama siz hiç merak etmeyin. Çünkü ondan bende de var. Hemen şöyle çekip alacağız. Siz hiç korkmayın. Aman ne korkacağım be? Kim korkar ayı tümörden? Siz ödeyince ben başka bir kız var sandım yalnız. Allah korusun. Hadi ver bakalım sen Alp abin de biz onun tümörü hakkında falan konuşalım. Tamam. Esma. Kızmadın değil mi? Kızdım. Hem sen niye küçücük çocukları bizim tatlı aşk oyunlarımıza dahil ediyorsun ki? Hem Allah korusun ya. Tümör ne demek? Bir daha bak böyle bir şeyin asla şakasını yapma. Tamam? Esma. Tümör şaka değil. Oyun da değil. Yani keşke oyun olsaydı ama değil işte. Nasıl değil? Oyun olmayan ne ben anlamadım. Beynimde tümör var işte. Baskı yapıyor. Kısa dalgalanmalar halinde şimdilik. Ne olacağını ben de bilmiyorum ama galiba korkuyorum biraz. Lan kız düştü bayıldı. Böyle mi söylenir bu haber ya? Esma. Esma. Esma ne oldu iyi misin? Esma. Ay. Eylül hocam. Tümör öyle mi? Biliyordum ve bana söylemedin. Biraz zamana ihtiyacım vardı sadece hocam. Zaman filan yok. Bir yakınım dedin, ben de inandım. Nereden bilecektiniz ki? Baş ağrılarını, baş dönmelerini. Aklı olan anlar da işte ben de salaktık. Hocam ben size yalan söyledim. Kendinizi suçlamayın artık. Tümör gözüne ve okülomotör sinirine baskı yapıyor. Hiç boşuna uğraşmayın. Ameliyat olmayacağım, istemiyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ameliyat sonrası kör olabilirim değil mi? Bir olasılık. Kör olabilirim değil mi? Olabilirsin. Ama olmayabilirsin de. Bir ihtimal için hayatını tehlikeye atmaya değer mi? Sizin o bir ihtimal dediğiniz şey benim hayatım zaten hocam. Ve o ihtimal benim bu hayatta görmek istediğim tek şeyi benim elimden alacak. Neymiş o tek şey? Annem. Annemi görmek istiyorum ben. Hep rüyalarımda görüyorum çocuk. Ne çocukluğu ya. Hala görüyorum, her gece görüyorum rüyalarımda annemi.
Böyle bana seven gözlerle bakıyor. Hiç beni bırakıp gidecek bir kadına benzemiyor benim annem. Annemi görmek istiyorum bir kere. Kör olmadan yüzü neye benziyor görmek istiyorum. Sonra da karşısına geçip ben senin oğlundum. Beni niye terk ettin? Beni niye bırakıp gittin demek istiyorum. Beni niye bırakıp gittin? Niye bırakıp gitti beni? Siz ne arıyorsunuz burada? Doktorculuk oynuyorduk. Sen nereden buldun bu kartı? Orada yerdeydi. Çekil. Kalbi duruyor. Evet. Hep böylesiniz değil mi? Kimseyi yarı yolda bırakmıyorsunuz. Hiçbirimiz hastalarımızı yarı yolda bırakmıyoruz diye biliyorum. Ama bu bebek için artık bir ümit yok. Belki en fazla yarım saat, belki daha az. Kurtulmak için çok küçük. Ne öneriyorsunuz? Oturup ölmesini mi izleyelim? O da küçücük. Ölmesine izin veremeyiz. Hemşire hanım bırakabilirsiniz. Bırakın. Buna da gerek yok. Sesi sinir bozucu. Bana canavarmışım gibi bakmayın. Benim uzmanlığım benim hastam. Yapılabilecek bir şey olsaydı yapardım zaten. Lütfen kararlarıma saygı duyun. Benim saygım yaşama tutunma çabasına. Ölümü bu kadar kolay kabullenmeye değil. Yanılıyorsunuz. Ama sizi ikna edebileceğimi de sanmıyorum. Evet. Çünkü ikna etmek ve edilmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Neyse. Prosedürlere uydunuz. İşinizi de yaptınız. Artık çıkar mısınız lütfen? Konuştuklarımız seni üzmedi değil mi? Özür dilerim. Sen ne kadar ufaksın be. Ne kadar küçüksün. Ne kadar masumsun. Daha bir adım bile yok. Melek diyeyim mi sana? Hı? Zaten meleksin. Anlamıyorsunuz. O daha çok küçük. Soğuk bir hastane odasında ölebilir. Birileri kucağına almadan ölebilir. Kucağıma alayım mı seni melek? Seni yalnız bırakmayacağım.
Annesi bebeği soruyor. Nasıl durumu? Başaramadım Eylül. Her şeyi denedim ama kurtaramadım onu. Ben de ölmeden önce kucağıma alayım dedim. En azından biri onu sarıp sarmalamadan ölmesin istedim. Kanguru. Kanguru mu? Ya işte nasıl söyleyeyim, bu bebeği tutuş şeklin. Buna kanguru stili deniyor. Ben yeni doğan bebeklerde bu stilin yani genel değerlerini iyileştirdiğine dair bir takım makaleler okudum. Bak, bak değerlerine bak. Kalp atışı yükseliyor. Ateşi de düşüyor. Sen bir mucizesin Ali Asap. Bebeğin bütün değerleri normale döndü. Sadece sarılarak mı yaptın bunu yani? Melek. Bak. Bak ben bir mucizeymişim öyle diyor. Ali. Ali. Çıkar dursun çıkar. Bebeğin yanında şimdi. Saçmalama. Ciddi bir şey söylüyorum. Çıkar dursun. Niye? Ya sen demedin mi sabah kalp atışının iyileştirici etkisi var diye? Doğru hakikaten. Bak şimdi çıkart, gömleğini çıkart, tenine temas etsin, daha etkili olacak. Genelde bunu anneler yapar ama artık sen yapacaksın, ne yapalım? Ben çok ciddiyim. Çıkartır mısın üstünü? Hadi çıkart şunu, çıkart. Şeker kardeşim, bu dediklerini Süleyman Bey aktardı zaten bana. Ya televizyonlarda görüyoruz her gün, anneler çocuklarını arıyor işte. Bunun annesi de mutlaka bir dönem aramıştır çocuğunu. Şu kayıtlara bir bakıverseniz ne olur yani, elinize mi yapışır ya? Öyle sonra bakarız efendim, merak etmeyin de beni geçiştiremezsiniz. Bakın, konu sandığınızdan çok daha ciddi. Genç bir doktorun hayatı söz konusu diyorum size. En kısa zamanda haber bekliyorum sizden. Tamam mı? Anlaştık mı? Sanki evrenin sırrını çöz diyorum ya. Altı üstü bir kadını bulacaksın ya. Allah Allah. Bu İbrahim denen adam bana yıllardır aşıkmış. Birkaç kez yolumu çevirdi. Kaçalım falan dedi. Hayır dedim, düş yakamdan. Ben evli barklı kadınım, komşuyuz, ayıptır dedim. Sonra İpek öğrendi işte. Kızın nasıl haberi olmuş? Nereden bileyim? Kimden duymuşsam. Sonra buna gitmiş annemden uzak dur demeye. Karısı olacak şırfıntı bunları duyunca yanlış anlayıp kızıma saldırmış. Tamam, ağlamayın. Siz bunları kimden öğrendiniz? Kimden öğreneceğim? Dayadım bıçağımı o İbrahim soysuzun boğazına. Beni kızıma götüreceksin dedim. Gömdüğünüz yeri göstereceksin. Adam kaçtı. Biz de hemen kafeye gittik. Bahçede taze kazılmış bir toprak parçası. Neden polise gitmediniz? Acele ettik bir anda. Gömülmüş falan deyince vakit kaybetmeden koştuk. Allah Allah. Farkındayım. Hata ettik. Hayret bir şey. Bir de doktor olacaksınız ya. Komiser Bey dedim ya. Kaybedecek vaktimiz yoktu. Kızım. Olay yeri ekibi hemen hazırlansın, verilen adrese intikal etsinler. Emredersiniz komiserim. Ne olur, ne olur yalvarırım bunu kızım. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Vay, bu kadar çabuk mu döndünüz ya? Bak bir de kurumlar yavaş çalışır derler. İnsan isteyince buluyor demek ki. Bravo vallahi. Öyle büyük bir sevaba girdiniz ki yemin ediyorum yedi ceddiniz cennete gidecek. Neredeymiş Alp arkadaşımın annesi? Emin misiniz? Bak kalbi tepki verim.
Hocam. Samet. Hayır yani ne yapıyorsunuz? Bebeğin hayatını kurtarıyor Saman. Ali Asaf hocam, şimdi siz çocuğun tam olarak nesi oluyorsunuz? Süt babası. Samo. Senin ne işin var burada? Senin Alp'in yanında olman gerekmiyor mu? Hani ikna edecektin, hani? Hocam sabahtan beri uğraşıyorum. Telefon artık yapıştı kulağıma yani. Aslında bir çözüm var hocam. Öyle bir şey yapacağım ki o Alp ameliyathaneye koştura koştura gitmezse benim de adım Samo değil. Ya da Sedye ile de gidebilir. Orasını siz anladınız zaten. Hadi bakalım Samet. Sana güveniyoruz. Az laf çok iş. Hadi. Senin de güldüğünü görmedim sanma Eylül Erdem. Hayır, ben çok tatlısınız diye. Yoksa komik bir şey yok. Sen çok iyi bir baba olacaksın. Öyle mi diyorsun? Yani olurum olmasına da senin gölgende kalabilirim. Böyle bir anne figürüyle rekabet etmek zor. Yalnız bebek de öyle laflı olmuyor Eylül Hanım. Ne yapsak, çalışsak mı artık biz ya? Ne diyorsun, ha? Ne? Bebek için diyorum, çalışalım. Ya bebek olur olmaz, takılma ona. Sonuçta bunların belli başlı dönemleri var biliyorsun. Ama biz çalışalım yani. Tabii, 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 tabii. Hatta şimdi gece bir tane nöbetçi gelinlikçi buluruz. Gelinliği de aldık mı, yıldırım nikahını da kıydık mı, tamam. Her şeyi toptan halletmiş oluruz. Aynen. Oldu bitti, bana uyar. Yalnız benim önce birkaç işim var. Sen burada bekle. Sonra hallederiz, tamam mı? Ben uzun zamandır bekliyorum zaten. Artık bekletmesen. Hı? Bekletmesen de kavuşsak. Sen iyice zıvanından çıktın artık. Bekle burada. Git bakalım. Devamlı gidiyor zaten. Sabah nişanlı olduğumuzu kimse bilmiyor dedi. Şimdi yıldırım nikah, gelinlik filan. Gelinlik mi istedi o benden ya? Sanki espriyle karışık istedi gibi. Ha, ne diyorsun? Tabii ya, benim işlerim var dedi. Sen hallet dedi benim yerim. Şimdi bak, kafamı karıştırdı ya. Siz kızlar da bir şeyi doğrudan söylemiyorsunuz ki. Anlayabilirsen. İstedi mi? Alp, ne yapıyorsun sen? Bırak o elindekini, bak beni zor kullanmaya mecbur etme. Sen de bana hiç engel olma, ben gidiyorum abi, tamam mı? Vermem. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Ne yapacağız biz sensiz Blogi? Ya dram yapmayın, bırak artık. Esma'ya gidiyorum. Hastalığımı böyle şakayla karışık söyleyeyim dedim, kızın aklı gitti. Açmıyor değil mi telefonlarını? Açmıyor. Beter ol. Buradan şimdi gidersen ben de açmayacağım bir daha telefonlarını. Sen bunu vermiyor musun şimdi bana? Verme, sen verme, ben... Hop 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 hop! Ya Blogi, Esma'ya yine gidersin. Yine alırsın gönlünü. O kız zaten çoktan gönlünü kaptırmış sana. Şimdi bizim seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Ameliyat diyeceksin değil mi? Hiç deme abi, ben gidiyorum gerçekten. Hayır, hayır. Ameliyat demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ben bir şey yaptım. Kim bilir ne yaptın Samo, çok merak ediyorum yani. Ne yaptın? Anneni buldum. Ne? Nasıl buldun ya? Samo bak, bu dalga geçecek bir konu değil ha. Dalga falan geçmiyorum. Araştırdım, soruşturdum, buldum işte anneni. Emin misin ya? Ha? Sen yani gittin şimdi benim annemi buldun. Yani net gördün onu, buldun. Öyle değil mi? Net eminsin yani.
Eminim oğlum. Eminim. Hatta Süleyman Bey de yardım etti. Bütün hastaneyi seferber ettim anneni bulmak için. Şimdi de onun yanına gideceğim işte. Sen burada bekleyeceksin. Biz de inşallah birlikte geleceğiz. Hayır hayır olmaz, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Logi, relax, halledeceğim. Hayır relax relax olamam. Ben de geliyorum. Hadi götür beni. Yahu Logi, senelerdir beklemişsin. Bir 5 dakikacık daha bekle işte. Alacağım, geleceğim ben. Hem belki böyle olunca çekinir, belki vazgeçer. Yani tabii haklısın, doğru söylüyorsun. Ya Samo, sen ne güzel bir adamsın yalnız ya. Ya sen var ya benim can abimsin ya. Sen var ya sen de öz abimsin ya. Tamam, tamam, tamam. Şişt, Süleyman Bey de ha. Vay anasını oğlum, hiç ummazdım ya. Abimi göreceğim ya. Anneni göreceğim ya. Anneni göreceğim ya. Aslan kardeşim benim ya. Gidiyorum ben. Hadi git. Çabuk gel. Hadi git, hadi git. Git. Annem geldi, annem. Annem geldi. Annem geldi, annem. Annem geldi, annem. Annem geldi. Senin odanda dinlenmen lazım. Annem geldi. Annem, inanabiliyor musunuz? Annem geldi. İyi de loji yatağından çıkmasın dedi. Ya umurumda değil, umurumda değil benim. Annem geldi diyorum sana. Kim ne derse desin artık. Samo. Alo. Samo. Abi bekleyin, geliyorum tamam mı? Sakın kıpırdamayın bir yere, tamam mı? Bak bırakmasın beni bir daha, tamam? Tamam, hadi geliyorum. Delirdi çocuk. Selim abi, nasılsın, iyi misin? Sence nasıl görünüyorum? Ben seni ayakta görünce... Hava almaya çıktım sadece. Başka bir şey değil. Bugün çok işiniz vardı galiba. Hiçbiriniz gelmediniz. Sen, Ali Asaf, Esra. Kusura bakma, gelmem gerekirdi biliyorum. Yok canım. Ne kusura bakacağım. Sonuçta hepinizin öncelikleri var. Öyle değil mi patron? Abi var, sen deme ya. Benim tanıdığım Eylül o hisseleri asla kabul etmezdi. Hele onca olan şeyden sonra. Tam da senin tanıdığın Eylül kabul etti abi. İçin rahat olsun. Sen öyle diyorsan. Neredesin abi? Ben göremiyorum sizi. Ha? Arkanda. Hangi arkamda? Alp, kardeşim. Dümdüz gel. Bankta annen bekliyor seni.
Oğlum. Oğlum. Gerçeksin. Gerçeksin. Annem. Melek misin sen? Melek misin sen? Sen şimdi birazdan annenle tanışacaksın. Ben de gidip şu bizim konuştuğumuz işi halledeceğim, tamam mı? Annen geldi bile. İyi şanslar. Sen de bana şans dile, tamam mı? Bebeğim. Ayrılık vaktimiz geldi mi? Melek mi? Kusura bakmayın. Biz küçük hanımla öyle anlaştık. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Seni hiç bırakmayacağım meleğim. Neden bıraktın beni anne? Anneler asla çocuklarını isteyerek bırakmaz Alp. Oğlum. Esma aç şunu hadi. Esma bak açmazsan ben açacağım biliyorsun. Böyle bırakamam seni içeride aç. Bak Esma aç şunu hadi ya. Bir kere çilingir çağırdım, iki kere kırdım Esma biliyorsun. Bak emin misin Esma? Müsaadenle. Çek Esma, inan bana. Sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum, inanıyorum. İstiyorum. Sen istemiyor musun? İstiyorum. Bak şimdi onun yanında olman lazım, tamam mı? İyileşeceğine inandığını ona hissettirmen lazım. Ben yapabilir miyim sence? Sen senelerdir bana ne yapıyorsun Esma? Şimdi sevdiklerimizin yanında olacağız, tamam mı? Onları hiç bırakmayacağız. Hem benim sana anlatmam gereken bir şey var. Ne oldu? Güzel yavrum. Arkadaşını anlat. Ameliyat olman lazım. Korkuyorum anne. Neden korkuyorsun? Ben buradayım, geldim işte. Kalacak mısın? Yoksa gidecek misin yine? Kalacağım. Artık seni bırakmayacağım. Canım anne.
Biliyor musun? Anne kokusu unutulmuyor. Arkadaşların seni çok seviyor. Biliyorum. Benim için her şeyi yapacak can arkadaşlarım var. Samet anlattı. Bir de seni çok seven bir kız arkadaşın da varmış. Hem de pırlanta gibi bir kız. Ameliyat ol. Seni seven herkes için bir an önce iyileşmen lazım. Beni görmeye devam edecek misin? Söz veriyorum. Sen o ameliyattan sapasağlam çıktığın zaman gözlerini açtığında ilk beni göreceksin. Tamam. Tamam. Ameliyat olacağım. Affet beni Alp. Ne olur affet canım kardeş. Aferin. Aferin. Ne anlatacağımı merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Çünkü iyi şeyler kısacık sürüyor. Anlatacağın şey ne kadar güzel olursa olsun. Apar topar bitmesinden korkuyorum. Yanılıyorsun Esma. Bazı güzel şeyler de ömür boyu sürer. Peki neden kötü şeyler hep iyi insanların başına geliyor? Neden çevremizden hiç kötülük ayrılmıyor? Neden hep üzülmeye mecburuz biz? Ne haber? İyi. İyi. Çekil de geçeyim. Ha. Eylül. Eylül. Eylül nerede? Kaçırdım. Ne oldu, korktun mu? Bak dostum, ben bir hatayı bir kere yaparım. Oo. Bakıyorum nişanlılık özgüven patlaması yaratmış. Diyorsun. Neyse. Eylül, ben geldim. Esma ile odada. Sağ ol. Gidiyorum ben ya. Eylül. İyi misiniz? Alp'e çok üzülmüş. Yorganın altından çıkmıyor. Alp mi? Esma ile Alp. Esma, Alp'e biz de çok üzüldük. İyileşecek ama merak etme. Çıkabilirsin yorganın altından. Senin ne işin var burada? Kim bilir? Gel hadi. Ya görüyorum, olsun. Sen gel bir. Bu ne? Bak bakalım.
Sen gerçekten delisin. Sabah da söyledim. Ben sana deliyim, sana. Sen bu saatte nereden buldun ki bunu? Sürekli başına bela etsen de mi? Sen benim başıma ne açarsan aç. Ne yaşarsak yaşayalım. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanında olacağım. Oo, bugün iki oldu. Şaşırtıyorsun beni eğililerden. Bak sonra alışkanlık yapar, devamını isterim o. Şunu bir alayım. Al bakalım. Bak yardıma ihtiyacın varsa gelebilirim. ...25 yaşlarında kadın. Teşhis etmek gerekecek. Anlaşıldı. Sen olma. Ne olur sen olma ya. Ben bakabilirim. Tabii.
Nereden başta zaman atılmaz. Ben pes etsem aç bırakmaz. İmkansızdı ya gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni anlat sonra... Fermuarımı kapatamam. Bunun için varım. Öyle söyleyeyim. Belki de çok yol alırsın sakın söz veririm. Yolundan alıkoymasın iyice insan sen. Mükemmel olana layıksın. Ömrümün geri kalanını seninle geçireceğimi bilmek o kadar güzel ki. Son nefesime kadar yanında olmak. Biz olmak. Çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Son nefesime kadar seni... Mükemmel olana layıksın. Sen beni anlat. Soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun aştan ya ardına bakmadan kaçarsın. Sakın sözlerim aklını karıştırmasın. Sen güçlü insan tek başına da ayakta kalırsın. Normalde telefonu çalması lazımdı ama bu sefer kapı çaldı. Çok şaşırdım. Mehmet'tir. Bu kaçış kısa sürdü. Ben bakarım. Baba. Ne zaman mutlu olsam daha büyük bir mutsuzluk hep kapımı çalıyordu. Yine aynısı olmuştu. Bu sefer yanında bir felaketi de getirmişti.